Allah'ım. Aga. Adam bunlar veriyor. Bağırıyor da. Çıvan patatesi. Aga bir senin yüzümü çok sürttüm. Bir yüzüme baksana. Ha? Nasıl yandı mı şu kardeşim? Niye mesela şu dişi yaptı ya bak gel. Al bakayım. İyi misin? Aga ayvayı yedim. Ya dur önce sen kendine al. Bakar mısın hocam? Ver mi abi işte böyle hevesli adama ver mi? Ver mi? Çıkart var. Sende bir şey var mı? Abi sende bir şey var mı? Abi bende hiçbir şey yok. Sende bir şey yok mu? Bende bir şey yok. Evet arkadaşlar selamlar. Ben Barbaros. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kaza videosunu izledikten sonra böyle bir ses tonu ve giriş farklı gelmiş olabilir. Kazadan tam bir hafta sonrasındayız. Geçen perşembe günü bitti. Cuma'ya bağlanan gece 12.30'da gördüğünüz, izlediğiniz kazayı yaşadık. Bugün de perşembe. Hava aşırı derecede güzel. Ben yine motor sürüyorum bildiğiniz üzere. Ya niye bu motordayım? Niye bu motorda video çekiyorum? Önce bir onu açıklayayım kazayla bağlantısı olduğundan ötürü. Normalde akşam arkadaşımdan bir tane siyah R25 alacaktım. Bu videoyu o şekilde çekecektim. Ancak ya dedim ben verdiğime pişman oldum motoru. Yani keşke vermeseydim dedim. Yani ne olacağı belli mi olur? Ben motoru alacağım şehir içinde turlayacağım. Ne olabilir ki falan filan diye düşünüyordum. Yani turlayacağım böyle yavaş yavaş 20-30-40. Konuşacağım, duygularımı, düşüncelerimi paylaşacağım falan diyordum. Ama şimdi belli mi olur, bir şey olur. Yani üzüntü üstüne üzüntü yaşamaya gerek yok. Ben çalışıyorum, benim çalıştığım motor. Biri beni arıyor, bir saniye. Tüm masrafları kim karşılayacak? Yani şimdi... Bunu cevap vermek ister misin? Şöyle söyleyeyim o konuya. Bu konunun artısı, eksisi genelleme yok. Genelleme cevap ver istersen. Genelleme. Bunu yaşayacak insanlara da ders olması niteliğinde. Aynen, ders olması niteliğinde şöyle anlatayım. Arkadaşlar, bir... arkadaşından bir emanet, bir şey aldığın zaman o emanetin bütçesi kadar cebinde para olması lazım. Eğer bunun başına bir iş gelirse, ben kullanıyorum, ben istedim. Bunun başına bir iş gelirse ben bunun altından kalkabilir miyim? Onu bir kafanda istişare edip öyle o motora binmen gerekiyor. Ben tabii öyle binmedim. Yani ben öyle düşünerek binmedim. Bu benim yaşandıktan sonraki size olan tavsiyem yani. Tabii ki bunu hani bir şekil ben karşılayacağım. Evet. Telefon çaldı da telefonla konuştum. Kazanın cumartesi, pazar, yok cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, dördüncü günü sabahı kazaya karıştığımız araçları yaptırmak üzere sabah erkenden uyandık. Zaten o günden kesitler koyacağım ama sadece o günde çekmiş olduğum videolar... Aleyküm selam abi, hayırlı sağlar. Geçmiş olsun tekrar. Allah Allah. Eyvallah. YouTube videosuna çıkacağım. Sıkıntı öyle olur mi? Merhabalar. Sorun yok yani. Arkadaş abi park halindeki kıyonun sahibi. Değerlendirmiyor. Fırsatı şey ya. Arabanın içinde sorularınıza cevap verdiğimiz bir video oldu. Yalnız sorular falan çok fazlaydı. Ben 26 dakika bir soru cevap videosu olmuş. Arada boş konuşmalar vesaire tabii ki var. Ama en az bir 10 dakika orası sürüyor. Aynen şu an çıkamayacağım oğlum. Bence bunu kapat, bunu sil. Yok ya. He? Yok be. Aga şimdi onu bekleyeceğiz ya. Kör değilsin değil mi aga? Görürsün arabayı. Görüyorum oğlum ama komple kapatmış yoluyu. Çıkamıyoruz nasıl yani. Nasıl görüyorsun arabayı ya? Nasıl? Hepsini paylaşamayacağım, üzgünüm. Aralarından cevaplanması gereken soruları buraya ekleyeceğim. Yaşadığım süreci anlatacağım. Kaza videosunu da çok uzun bir şekilde en baştan beri paylaşmıyorum. Çünkü nereyi keseceğim, nereyi kırpacağım, yani bunları düşünecek halim yok açıkçası. Kusura bakmayın. 18 dakika çünkü kaza videosu. Kalktığımız yerden işte kazayı yapıyoruz. Polis geliyor, kazayı soruyor. Anlatacak halim yok. Abi hepsi kayıttaydı diyorum. Sonra kamerayı kapatıyorum.
Sonra açmaya çalışıyorum. Açıyorum, böyle biraz oynatıyorum. Tam böyle kaza gözükecek gibi oluyor. Kameranın şarjı bitiyor. Neyse, niye böyle bir detay verdim bilmiyorum. Kazanın hepsini paylaşmadım. Sosyal medyada paylaştığım gibi, sağda solda paylaşılanlar gibi bu videonun da başına eklemiş oldum. Sen hiç anneni düşünmüyor musun? Bu soruyu beraber cevaplayalım kanka. Bakın, bu soruda nasıl cevaplanır ki? Ben annemi düşünmüyorum. Yani sen hiç anneni düşünmüyor musun? Seviyoruz ama... Ya biz zaten o motora binerken bunu kaza yapacağız gibi, diye bizim binmedik. Bizim gibi olanlar anlar değil mi? Bizim gibi motora hevesi olan, yani hani o motorun üstüne binince unutursun. Buna vereceğimiz cevap herkese hitap etmez yani. Kaza şöyle oluyor. Öncelikle Ömer'le dostumuzdan, arkadaşlığımızdan biraz bahsedeyim. Çünkü Ömer'e çok giydiren olmuş. Ne bileyim, benim için motorla ilgili çok endişelenen insan olmuş. Aynı şekilde benim için çok kötü söylemlerde bulunan, yorum yapan insanlar olmuş. Yani kötü eleştiri, sıkıntı yok. Ama çok bazı da böyle ahmak insanlar var ya yorumlarda. Onlar midemi bulandırmadı değil. Adam yani annemi etiketliyor. Abla bu fazla yaşamaz falan diyor. Lan tamam, derdim benimle, hadi bana gıcık oldun. Kadını niye üzüyorsun be gerizekalı? Neyse ya, bir şey demeyeceğim. Yani sosyal medyada var olacaksan kardeşim, eğer bunları biraz yutmak gerekiyor. Ben de ısınıyorum, fazlasıyla da iyi gittiğimi düşünüyorum. Biraz yaş itibariyle olsa da gerek. Yani biraz daha genç olsaydım, 18-19'larımda kaldıramayabilirdim sanırım. Ömer'le dostumuzdan bahsedeyim. Ömer'le biz bakayım. Ben Bursa'ya taşınalı 7-8 yıl mı oldu? 7-8 yıl oldu. Doğma büyüme İstanbul'luyum. Önceki videolardan izleyenler bilir, bahsetmiştim. Taşındıktan 1-2 yıl sonra Ömer'le tanıştım. Benim kuzenimin arkadaşıydı kendisi. Sonrasında yani şöyle 3 sene önce bir samimiyetimiz, dostluğumuz başladı diyebilirim. Bu şekilde Ömer'i severim. Ömer iyidir. Ömer'e çok giydirmişsiniz. Ama işte konu kaza olunca, konu maddiyat olunca, konu para olunca en kral dostluklar bile sıkıntı yaşayabiliyor bildiğiniz üzere. Bunu soran, merak eden aşırı fazla insan var. Ben süreci anlatacağım. Kazanın 4. günü işte videomuzu çektik falan. Motoru Yamaha servisine götürmedik. Yamaha servisi gelecek mi diye Yamaha servisine gittik. Geleceğiz falan dediler. Oyaladılar bizi. Oyaladılar, gelmediler. O gün bekledik. Yamaha servisinin önünde beklerken sorularınızı cevapladık. Ondan sonra başka bir yere geçtik. Ben tabii ki bu 4. güne kadar ne motorla ilgili ne hasarla ilgili, yani çocuğum bana göre çok fazla acısı vardı. Yani bu acıları yaşarken bununla ilgili herhangi bir şey söylemek ve yani söylese de yanlış bir şey söylemekten çok korkup çekindim. Söylememeye çalıştım elimden geldiğince. Sürücü dışarıdan rastgele miydi yoksa arkadaşımla? Sen kimsin? Küçük yani? Çocuklar işte yeni tanıştık kardeşim kazadan sonra. Göt geldim, motoru çok iyi biliyorum, bilmem ne. Ne yapayım? Daha 10 yaşındaki çocuk. Kullanmayı bilmiyorum. Adamın siyelini görmüyorsun. Kör olsa görür adamın dediği gibi. Yani 10 yaşındaki çocuk ara gaz vermek istiyor. Ben de senden sürmeyi rica ettim. Yavşak, öde lan paramı. Tamam abi. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Motor değişti gördüğünüz gibi. Patron motoru aldı. Bu motorla devam ediyorum. Saat 12.20 falan geçiyor. Oturduğumuz yerden kalktık. Ben eldivenimi, kaskımı giydim. Motoru çalıştırdım. Tam motora bineceğim. Ömer bana baktı. Sen motoru kullanacağını mı zannediyorsun dedi. Ben de sıkıntı yok aga, buyur dedim. Al kaskı, eldiveni. Yok dedi, istemiyorum. Ya zaten kalktığımız yerden eve gideceğimiz mesafe 1 kilometre yok. 900-800 o civarda metre yani. O civarlarda bir şey. Verdim işte, kullanıyor. Hava da bayağı soğuktu. Aşırı soğuktu. Üşüyordu yani. Hatta bir yerde şey zannediyor insanlar. Ellerini bırakıyor. Ondan sonra kaza yapıyor falan zannediyor da, ellerini bıraktığı yer kaza yaptığımız yerden 150-200 metre öncesinde bir yer. Ya elleri üşüyor. Ellerini ovalamak için bu şekilde. Motor da hiç hayır alamet değil. Ellerini ovalamak için bu şekilde, o yüzden bırakıyor ellerini. Yani ki gerçekten motor sürücüsü olanlar el bırakmanın muhabbetinin çok saçma olduğunu anlar. Neyse, zaten motor kullanmasını motordan anlayan insanlar izliyor bunu. Yorumlardaki saçma sapan motora dair bir gram bilgisi olmayan insanlar izlemiyor. Motoru bu şekilde veriyorum. Yani benden arkadaş jargonuyla zorla istiyor motoru. Ben de kırmam arkadaşlar. Beni tanıyan tanıyor, biliyor zaten. Ben malımı gocunmam hiçbir şekilde. Ama şöyle de bir şey var. Ben hiç kimseden malını istemem abi. Ben niye şu an bu motorla video çekiyorum? Arkadaşlar R25'i alacaktım, Sinan kardeşim. Bahsettim bundan galiba.
Ama konuyu atladım herhalde geride. R25'i alacaktım. Lan dedim bir şey olur. Lan bir şey olur. Yani o kadar söylüyoruz. Ya şey sıkıntı değil. Ben karşılarım mesela. Karşılamayacak olsam istemem. Ben kimseden motor istemedim. Emre sağ olsun bir kere motorunu verdi. Çok mutlu oldum. Çok keyif aldım. Ama bu kazadan sonra da bir düşündüm. Lan dedim. Yani bu kazanın biraz daha beterini yapsam. Sonuçta o motorda da yani 140-160 derece ne ya? 160 kilometre hızlara çıktım. Önüme bir şey atlasa, ben o motorla vursam. Oğlum ne yapacağım? Hadi ben bak varımı yoğumu ben telef ederim. Ben adamı motoru bana verdiğine hiçbir şekilde pişman etmem. Ama yani bu birazcık zaman alabilir. Adam uğraşabilir, canı sıkılabilir. Ne gerek var bunlara? Yani ben de öyle oldu mesela. Şimdi en çok üzüldüğüm noktalardan biri. Tamam motor yerine gelecek. Ama ne zaman gelecek abi? 1,5-2 ay sonra. Benim şimdi biliyorsunuz zaten Ramazan'da 1 ay iznim var. Ve ben bu işi hobi olarak yapsam da bu işte gelişmeye çalışan birisiyim. Farkındasınızdır. Ben Ramazan'da çok güzel içerik planlarım vardı. Çok güzel içerikler çekecektim. Şehir dışına çıkacaktım. İstanbul'a gidecektim vesaire vesaire. Bunların hepsi patladı abi. Ve bu şimdi yani benim 1 yılıma mal oldu desek yeridir. Ben bir daha 1 yıl boyunca 1 ay iznim olmayacak. Ya ben çalışıyorum. Çok yorgunum. 1 hafta oldu. Günlerdir doğru düzgün yemek yemiyorum. Uyku desen son 2 gündür okey ama ondan öncesinde sabah 5'e 6'ya kadar düşün uyuyamıyorum. Ya bunun yanı sıra her şey normal olsa bile bütün gün çalışıyorum. Video çekecek vaktim yok. Yani çalışırken video çekmek istemiyorum. Akşam eve gidiyorum. 9'da evde oluyorum. Edit'e oturuyorum. 3-4 saat 5 saat edit sürüyor. Ya edit yapması hani ara ara keyifli olsa da yüzdesel olarak baktığımda çok da keyifli bir şey değil. Ama kendimi geliştirdikçe üstüne kattığım zaman sadece gerçekten mutlu oluyorum. Sonuç şu, yani sonucu çıkarttığımda ama sonucu çıkarana kadar o 4-5 saat yani dışarıda ben çıkıp arkadaşlarımla vakit geçirebilirim. Hiçbir şeyi hiç kimseyle paylaşmayabilirim. Yani bunlara vakit harcıyorum. Ya vaktim olmuyor. Benim tek değerli vaktim gitti. Ona çok üzülüyorum. Ciddi anlamda çok üzülüyorum. Evet, kaza anında neler hissettin? Maddi kayıba mı daha çok üzüldün yoksa arkadaşının yaralanma ihtimaline mi? Aga ikimiz de birbirimizi sanırım sağ gördükten sonra maddi olarak üzüldük. Evet, yani orada benim... Yani bizi ağlatan, içimizi kanatan kesinlikle oydu yani. Yani... Kazanın 4. günü video çektik. Ben 2 video kaza videosu mu yapsam diye düşündüm. Tek video mu? Dedim ki madem tek video yapayım 20-25 dakikaya kadar sığdırayım. Çok da uzun olmasın. Yani ben konuşacak olsam bütün detaylar ve ayrıntılarıyla 40 dakikaya kadar uzayabilir video. Ya gerek yok. Ya madem iş olarak yapıyorum biraz mantıklı olup süreyi azaltıp izlenme süresini yüksek tutup videoyu yüksek kitlelere ulaştırmak olsun hedefimiz. Evet, ondan sonra ne diyordum? Bir garip oldum şu an apartmanın içinde konuşurken. Evet, kazadan Ömer'le videoyu çektik. Videoyu çektikten sonra işte o kazanın hala psikolojik etkisiyle Ömer'le birazcık anlaşamadık kardeşimle. Üzüldüm, çok üzüldüm. Yani beklemeyeceğim yerlere gidecek zannettim olay. Ve çok farklı şeyler düşünmeye başladım. Ömer dedim herhalde benim hayatımı önemsemiyor. Yani Ömer'in hayatında da zorluklar var. Benim hayatımda da zorluklar var. Bunların detaylarına girmeyeceğim. Ama zorluk avantajı... Yani zorlukta onda avantaj biraz daha fazla benimkine göre. O yüzden ben hiçbir şekilde mağdur olmak istemiyordum. Çünkü... Arkadaşlar... Oğlum nedir lan bu çektiğimiz? Nedir lan? Buraya bir müzik alalım mı? Çok yorgunum ya hakikaten. Ananı satayım. Arkadaşlar kaskımın spoiler'ı da çatlamış, kırılmış. Kopa atacağım. Bu kazadan çıkarttığın en büyük ders, öneri ya da bir keşken var mı? Çok kısa bir şekilde 4 soru sormuş. Ya buradan edindiğim ders, motoru verecek olsam da yani kötü bir sonuçta seni üzmeyecek birine ver. Hatta verme abi. Bunun ne alaka ya? Verme abi. Yani hayatın mahvolur. Bu adamın başına bir şey gelmiş olsa, bu adam oradan kalkamasa, ben kalktım. Bu adam ailesine ben ne diyeceğim ki? Benim başıma açılan belalar, davalar, ölüm oldu mu aga? Her şey çok farklı bir ciddiyet alır yani.
Ya bunun yanında yaşayacağın vicdan azabı. Tam tersi olsa ben ölsem senin aynı şekilde. Yani o adamı da düşünüp kendini de düşünüp. Hakikaten hiçbir şekilde ulaşım aracı da olsa verme abi ya. Verme ya. Evet. Abi adamın yüzüne ne oldu? Adamın yüzüne ne oldu? Şimdi şu şekilde bandajdan bir şey göremeyeceğiniz için size şu şekilde yardımcı olabilirim. Sadece... Kanka gösterme. Yok gösteremem ama yaray falan ya. İşte sıkıntı olabilir diye. 5 tane dikişi var. Saçım yolundu. Saçının tam olarak şuradaki şu kısmı. Şu kısmı yolundu sürtünmeden dolayı. Şakak kısımlarım sürtündü. Kafamın şurası sürtündü. Yani bu bizim 500 tane bu kazayla alakalı bir ihtimal varsa, birincisi en iyi ihtimalse, biz o en iyi ihtimali yaşadık. Çok şükür. Çok şükür yani. Şimdi insan karşısındaki nasıl bir insansa, eyvallah canım. İnsan karşısındakini her zaman kendi gibi biliyor, kendi gibi bekliyor, kendi gibi bir şeyler talep ediyor. Bunda hemfikir olmalıyız. Ömer'le dostluğumuzun başlangıcında şöyle dram bir konuşmamız olmuştu. Kardeşim yarın ihtiyacın olsun, işte cebimde ne varsa veririm demişti bana. Cebimde bir şey yok mu? Telefonum mu var? Telefonumu satar veririm kardeşim. Ben böyle bir dostum falan demişti. Ben de demiştim ki kardeş dur. Onunu sat. Oğlum niye bu kadar korktum? Ah. Ben de demiştim ki kardeşim orada dur. Bana vermiş olduğum bu değerin karşılığını ben sana veremem. Yani bunu beklersen, bunu benden bekleme dedim. Ben bunu yapamam, senden de böyle bir şey beklemem. Ya sen verirsen ben bunu hiçbir şekilde boşa çıkartmam. Ama benden dedim yarın bir gün bir şekilde benden bunu bekleme dedim. Kendisi de çok iyi hatırlıyor. Konuştuk zaten bunların hepsini. Ondan sonra ya ben dedim kimseye minnet etmem. Ben kimseden hiçbir şey beklemem. Elim ayağım kolum tuttuğu sürece ben bir Allah'ın kulundan bir şey istemem yani. Hiç kimseye. Yani biri bana gönüllü bile yardım etmek istese sağ olun Allah razı olsun hepinizden. Çok fazla yazan var. Kardeşim yardımcı olayım. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok abi ne alaka yani. Ben yani yarın bir gün sen olsan ben bunu demem mesela. Benim karakterim yani bu karakter mi denir? Karakterim böyleyse buna karaktersizlik mi dersiniz? Bilmiyorum ama bu benim aklıma gelmez. Ben biraz herkes kendisi için yaşar. Her koyun kendi bacağından asılır kafasında yaşayan bir insanım. Ve böyle olmak yani ben biri bana bir şey yardım ettiğinde o benim kafamda yük oluyor abi. Ben o adama borçlu. Yani borç değil ama böyle bir minnet duygum oluyor ve ben bu duyguyu taşımayı sevmiyorum. Bu bana ağırlık oluyor yani. Ben bununla yaşamayı sevmiyorum. O yüzden kimseden böyle bir şey talep etmem. Yani benim karakterim bu şekilde. İşte şey diyenler olmuş. Malını düşünüyorsun, bilmem ne falan. Kazada yani ben biraz soğukkanlıyım. Yani o konularda en azından kalkıyorum ve şey yani direkt kalktım hiçbir şeyim yok. Canım acımıyor. Canım acısa bir yerim kırılmış olsa benim tansiyonum düşer bayılırım. O acıya katlanamıyorum. Ama onun dışında kalktım hiçbir şeyim yok. Kalktım Ömer ayakta. Motoru gördüm. Hayat devam edecek abi. Yani şimdi şu bir gerçek. Kimse kendini kandırmasın. Allah'a şükür ölmedik deyip hiçbir şey düşünmeden öyle bir şey olmuyor abi. Bunu motor olup kaza yapanlar. Zaten motor olup bunu yaşayanlar motora çok fazla üzüldüğünü belirtmiş. Sağ olsunlar. Ben gerçekten bu videoyu paylaşıp gelen yorumlarla çok fazla kendimi teselli ettim. Gelen mesajlarla hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok samimi bir şekilde söylüyorum. Ben zaten ne söylüyorsam dürüst ve gerçekçi olmaya çalışıyorum. Yani dua edin size bir şey olmaz. Tabii ki bunun için şükrediyorum. Sonuçları çok fazla kötü olabilirdi. Ama sonuçları çok fazla kötü değil. Bunun için şükrettim. Tamam oldu bitti. Ya motor da yansın gitsin falan. Öyle de olmuyor agacım yani. Öyle de olmuyor. Kim suçlu? Arkadaşlar ne yazık ki kesinlikle %100 olarak tutanak olarak soruyorlar muhtemelen. %100 da... biz suçlu çıktık. Evet. O yüzden kanala abone olup videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu video başından beri hiç söylememiştim. İyi oldu. Aslında böyle... benim bir şey daha diyesim var da. Evet, teşekkür butonundan Ömer'e kardeşime destek olabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür butonundan gelen teşekkür butonu yardım. Ne oluyor? Teşekkür kanka. 50 liraya teşekkür alabiliyor. 50 lira bana geliyor. Valla? Evet. Minimum 50 lira ama.
Bakın arkadaşlar, şimdi gerçekten size şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani yaş ortalaması küçük arkadaşlarım olabilir ama mesela yine eli iş tutan arkadaşlarım 50 lira bu devirde gerçekten para değil. Ama belki bize çok büyük bir desteği olabilir. Yani o videoyu 10.000 kişi izlese, 50 TL atsa 50.000 lira yapar. Mesela. Mesela yani. Nasıl yani, 50.000 lira yapar? Kaç kişi atsa? 5. Oha. Yani dediğim gibi bunu yaşamadan anlayamazsınız. Yani ben bunu yaşamadan öncesinde de biliyordum, anlıyordum. Biraz insan psikolojisini bilen insan, yani kendimi tanıyan bir insanım, kendimi kandırmayan bir insanım. Doğruysam da doğru, yanlışsam da yanlış olduğumu söyleyen birisiyim. Çok fazla ben videolara karakterimi yansıtmıyorum. Ben genelde eğlenmeye, yani bir şeyler anlatmaya, toplamında yüzdesel olarak boş yapmaya falan, öyle eğlenmeye hobi olarak video çekiyorum. Ama böyle de talihsiz dram olayları tabii ki risk üstüne, yani seviyorum, ben riski seviyorum. Risk üstüne yaşıyoruz, risk üstüne bir şeyler yapıyoruz. Yani ben yapıyorum daha doğrusu. Yoruldum ve saçmalamaya başladım. Motorun şu an için tam olarak saat 5 falan, maddi hasarı henüz belirlenmedi. Eğer belirlenmezse bu akşam bunun editini yapamayacağım. Perşembe bugün. Ben insanlara mesafe koyduğum halde, tamamen hiçbir şekilde kendimi insanlara salmadığım, güvenmediğim halde, ben güvenmem insanlara. Her insan nefis sahibi. Yani miktar büyüdükçe nefis daha fazla çalışır. İnsan şey diyebilir yani. Abi ben 300 bin liradan olamam, misal veriyorum. Yani 300 bin lira mı arkadaş mı? 300 bin lira abi. 300, 3 yıl mı şey mi arkadaş? İnsan çok dünyada. Yani böyle düşünebilir. Yani ben Ömer'in bir ara, yani 2 gün bir iletişim kopukluğumuz oldu. Doğru düzgün bir iletişim kuramadık. Motoru bayiye götüremedik falan. Ben çalışıyorum ve onun ilgilenmesi gerekiyor ama acısı da var falan. Ben ezeceğim mi beni? Ne yapacaksın? Ben negatif düşüncelere daldım. Ömer'in böyle düşündüğünü düşününce, düşünmemiş ama ben kurdum biraz kafamda. Çok fazla üzüldüm. Yani gerçekten kendimi bırakmadığım halde çok fazla üzüldüm. İnsanlara güvenmeyin abi. En yakın dostunuz bile olsa hep bir acaba, hep bir sınır olsun yani. Hep bir şeyleri bekleyin onlardan. Yoksa yani gerçekten çok üzülürsünüz. O üzüntünün 30 tane. Sinyali görmemiş abi. Abi Özer'in kör annesi bile olsa o sinyali görürdü, sen nasıl görmedin yazmış biri. Bayağı nereden aklına geliyor ya. Evet evet, çok iyi ama, çok iyi betimleme. Motorda ne kadar hasar var, bunu söylemeden önce sonucu söyleyeyim. Dün müydü? Dün sanırım 6. günü kazanın. İşte motoru götürdük hasarı öğrenmek için. Benim surat biraz beş karıştı. Ben Ömer'in bana yanlış yapacağını düşünüyordum. Tavırlarından vesaire ötürü. Kardeşim dedi, her şey gönlünde olacak dedi. Sen hayatına kaldığın yerden devam edeceksin dedi. Ya hiçbirine yaşamaya hakkın yoktu dedi. Ondan sonra ben de yani eyvallah dedim. Sonrasında uzun uzun konuştuk. Yani ben eğer çok üzüldüm dedim. Yani kaldıramadım. Ben zannettim ki işte hani motoruna kafasına vur, ekmeğini al hesabı yapıp bir şey demez. Bu iyi çocuk. Dur deyip üstlenmeyecek doğru düzgün bir şekilde diye düşündüm. Yani kendimi enayi aptal gibi hissettim. Evet arkadaşlar, saat 6.30 falan sanırım. Hasarla ilgili bir sonuç alamadık. Yani videoya hasarı eklemesem de olur. Evet arkadaşlar, soldan gördüğünüz gibi trafik aktığı için soldan sağlanmaz. Ben hep o yüzden burada sağdan giderim. Burada araya girer miyim? Girmem. İleride otobüs sağa girebilir. Durak var. Girmem. Otobüs beni sağa kilitleyebilir. Yani daha önce burada çok videom var. Neyse, konuyu yine atladık. Kazayı tam olarak arkada yaptık. Ben kaçırdım orayı. Vizör kapalı, görmüyorum. Gördüğünüz gibi otobüs sağa girdi. Buradan soldan devam. Yüzün sır mı kardeşim? Yok değil. Bak. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Sonraki videolarda, yani sonraki videolar diyorum ama bundan bir ay sonra da gelebilir, iki ay sonra da gelebilir. Bir süre ben dinlenmiş olacağım. Bir süre YouTube'suz zaman geçirmiş olacağım. Instagram'da yine paylaşımlar yaparım. Yazanlarla konuşuruz. Fikirleri olan varsa iletebilir. Yani bir şeyler yapabiliriz.
Yani videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmanız benim için motivasyon olarak fazlasıyla yeterli. Oldu ki bu video milyonlar izlendi, 1 milyon izlendi, 2 milyon izlendi. Belki gideriz motoru değiştirip MT9 falan alırız yani arkadaşlar. Belki teşekkür butonuna abandılar falan düşünen kardeşlerim. Yani bunu minnet olarak saymıyorum. Sonuçta bu bir iş. Gördüğünüz üzere milyonlarca YouTube'a video çeken insan var ve bu işten gelir sağlıyorlar. Ama belli bir yere gelmeden de ciddi bir gelirle karşılaşmak söz konusu tabii ki de değil. Hem milyonlar izlenmek takipçimi arttırabilir. Bundan sonra takipçim arttıktan sonra ilgi çekici başlıklı videolarım paylaştığım zaman hızlı etkileşim olabilir ve daha hızlı büyümeme sebep olabilir. Bu konuda yani bu konuda minnet etmiş saymam kendimi. Çünkü taş atacaksınız da kolunuz yorulmayacak. YouTube, Instagram gibi değil. Bir profiliniz yok orada. Takip ettiğiniz kişiler sizi rahatsız etmez. Sürekli önünüze story gelmez. YouTube'a girmek isteyince görürsünüz bazı şeyleri. O yüzden abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ben memnun olurum. Olmasanız da canınız sağ olsun. Geçmiş olsun dilekleriniz için de gerçekten çok teşekkür ederim. Benim acımı benle beraber yaşayan arkadaşlara sesleniyorum buna özellikle. Hep beraber atlatacağız arkadaşlar. Çok güzel içerikler. Geç de olsa, güç de olsa bir şekilde gelecek. Eksik kalan bir sürü şey oldu. Bahsedemediğim bir sürü şey oldu. Aralardan yakalayabildiyseniz yakaladınız. Yakalayamazsınız. Zaten bir sonraki videoların, yani en az bundan sonraki 2-3 videonun konusu kaza ile alakalı, kaza ile alakalı olan gelişmelerde. Ya ben gidiyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Görüşürüz. Ben burada bir yere sipariş verecektim. Hatırlayamadım şu an. Boyacının üstü mü dedi? Of. Aa, çok yanlış geldi. Aa, neyse. Arkadaşlar video çok uzun olacak. Hoşça kalın. Kendinize cici bakın. Seviliyorsunuz. İyi ki varsınız. Sevginizi hissettiriyorsunuz. Cansınız yani. Ne diyeyim abi, ben çok beceremiyorum böyle konuşmaları. Biraz soğuğum. Hoşça kalın arkadaşlar.